Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle kendimize ait jar dosyalarının kütüphane haline getirilmesini göreceğiz. Yani bu her türlü Java'da yani bir çatıyla çalışırken sizin işinizi kolaylaştırmakta. Mesela gerekli olan jarları arkadaşlar şöyle aynen mesela şu projedeki gibi bakın bunları böyle bir çatı altında yani toplayıp doğrudan kütüphaneye bırakabiliyoruz. Bu da bizim işimizi kolaylaştırmakta. Yani bir uygulamaya mesela ilk başta lazım olan jarları doğrudan bırakıp projeye böyle hızlı şekilde geçmek için çok güzel bir yol. Mesela bunun için yani birinci yol şöyle yani proje diyelim ki bir proje oluşturacaksınız. Şöyle diyelim ki bir tane proje, sıradan bir proje. Bakın, Java projesi. İsmi deneme olsun. Şöyle bir devam edelim. Bakın, şurada bir sekme var. Yani libraries. Bu sekmeye geldiğimizde kendimize ait bir kütüphaneyi çok kolay bir şekilde arkadaşlar şuna basıp sonra bakın buradaki kullanıcı kütüphanesini seçip bir sonraki adımda bakın yani şu pencerede şuna basıp buradan da arkadaşlar bakın kendimize ait şu kütüphanenin ismini artık verebiliriz. Yani buraya bir isim verdiğimizde yani buraya istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Yani bu kütüphaneye. Bunu verdiğinizde bu kütüphane buraya dahil olur. Bakın buradaki hiyerarşiye bir dikkat edin. Java'nın içinde bakın preferences'ın bulunduğu yerde Java buildpad ve user libraries. Demek ki ben hiç yani bununla böyle bu şekilde değil de şöyle üstüne gelseydim şu yani properties'ten bakın Java'nın şuradaki buildpad bakın bir doğrudan bana bunu verecekti. Yani bu şekilde de olurdu. Yine gelip şöyle bunları seçip bakın yine buraya gelebilirdik. Bir de arkadaşlar bunların hepsinden daha böyle bir pratik bir yol var. Şurada arkadaşlar Windows'a gelip bakın Preferences doğrudan burada Java bakın şurada Buildpad bakın onun içinde de User Libraries bu seçilirse bakın daha kolay oldu. Bu şekilde diyelim ki bir isim verdim. Sistem kütüphanesi olarak da isterseniz bunu böyle bir doğrudan ekletebilirsiniz. Ben bunu seçmeyeceğim. Buraya istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Yani Hibernate ben dedim. Şöyle bir isim. Bakın bunun içinde şu anda jar falan bulunmuyor. Siz bunun içine kullanacağınız jarları bırakacaksınız arkadaşlar. Mesela bizim işimize yarayabilecek jarları buradan biz seçeceğiz ve bu kütüphaneye biz dahil edeceğiz. Şimdi burada sadece Hibernate ile ilgili jarlar bulunsun. Siz bunun içine yani böyle kalkıp da mesela Hibernate haricindeki şeyleri de bırakabilirsiniz. Yani jarları biz bir nevi burada kütüphane haline getiriyoruz ya. Yani bir gruplama yapıyoruz. Benim size tavsiyem Hibernate ile ilgili jarları sadece Hibernate ile ilgili kütüphanede bulundurun. Yani buraya database ile ilgili bir şey getirmeyin. Yani onları bir başka bir kütüphane altında tutabilirsiniz. Bakın Hibernate'in burada çok farklı sürümleri var. Bunlar internette bunları bulabilirsiniz. Ben bu eğitimde bunu kullanacağım arkadaşlar. Yani bu sürüm daha böyle kararlı. Yani kararlıdan bir kastım daha böyle sağlıklı arkadaşlar. Hataları az. Benim size tavsiyem veya da şu finalleri bir kullanmanızdır. Yani bir de şurada bakın şöyle bir release kelimesi bile önemli. Yani search yani bunu kullanmıyoruz biz genelde. Yani burada arkadaşlar yani Hibernate'in genelde firmalar bir yani bir iki sürüm bir gerideki halini bir kullanır. Çünkü yani bu sürümlerin daha böyle bir kararlı olması, hatalarının bir giderilmesi söz konusu olduğu için birkaç sürüm böyle bir geriden bir takip ederler genelde. Yani bu şekildedir. Zaten bu sürümler arasında pek fark yok. Sadece hatalar biraz daha böyle bir giderilmiştir ve performans daha da üst seviyeye çıkarılmıştır. Burada bakın şu sürümün içinde şöyle bir lib diye bir klasör var. Bu klasörün
İçinde de şöyle bir yani gruplanmış bazı klasörler var. Şu klasörün içindeki her şeyi kullanmak zorundayız. Yani bunu bizim arkadaşlar projemize dahil edeceğiz. Yani şu taraftaki bütün jarların, yani bunlar çünkü gerekli jarlar. Bir de bunların içinde şurada seçimli jarlar var arkadaşlar. Bunları da eğer ki kullanıyorsak projeye zamanla böyle bir dahil edebiliriz. Mesela o diğer sürümlere baktığımızda şurada bakın biraz daha şöyle farklı bir görüntü var. Yani şu jarlarla ilgili yani klasörlerin içindeki jarlar biraz daha böyle bir değişmiş olabilir. Hani bulundukları klasörler ve onların isimleri. Yani o kadar bir ciddi bir problem değil. Yani size tavsiyem arkadaşlar dediğim gibi şu kararlı sürümlerden birini kullanmanızdır. Ha, bir de şöyle de bir yol yani tutabilirsiniz. Bu da böyle pratik bir yoldur. Yani eğer ki uygulamanız şu falanca jar yok diyorsa yani şu jar bir dosyası bulunamadı gibisinden bir uyarı veriyorsa işin en garantisi arkadaşlar şu diskin içindeki bu lip var ya bunun içindeki bütün bir jarları projeye böyle bir dahil edin bir kafanız bir rahat olur yani. Bunu da sadece şimdi böyle ek olarak söylemiş olayım. Şimdi bizi burada ilgilendiren şey bakın buradaki jar yani şuradaki şu lipin içindeki şu jarlar. Bunları arkadaşlar bunlardan ihtiyacım olanlarını şimdi yani projeme böyle bir dahil edeceğim. Mesela bunlardan hemen zaten bir dakika bir call bir yani şu gerekli olanların bir kere bir dahil edilmesi yani şarttır. Bir de burada eğer ki benim projemin içinde yani şu projenin içinde yani jar dosyaları varsa onları arkadaşlar şu add jar'la buraya ben dahil etmekteyim. Bakın buna bastığımda bakın şu projenin içinde yani eğer ki jar dosyası bulunsaydı veya da herhangi bir projede onu rahatlıkla buraya biz dahil edebilirdik. Şimdi bunun bana bir getirisi nedir? Bunun bize getirisi arkadaşlar ben yarın öbür gün şu projeyi tutup da birine verdiğim zaman jar dosyaları bununla birlikte o kişiye bir gider. Yani o kişi artık yani jar dosyası aramaz. Ama şu şekilde bir dahil edersem bakın diyelim ki şu Eclipse içindeyiz bakın Hibernate şunu seçtim. Şu lip dedim. Bakın şurada required şunları seçtim ve dedim ki aç. Bak. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bunlar bizim bıraktığımız jarlar. Bakın bu jarların bulunduğu konuma bir dikkat edelim. Yani hard diskte bulunduğu konum D, Eclipse falan böyle bir yani adres. Yarın öbür gün diyelim ki ben bu projeyi yani bir kullanıcı eğer ki Mac kullanıyorsa veya da bir Linux kullanıyorsa ben bu kodu ona verdiğim zaman hani Java'nın bir mantığı nedir? Yani bir kere yaz her yerde bir çalıştır. Ama siz eğer ki projenizi böyle jar bağımlı hale bir getirmişseniz yani benim projemde şu jarlar ille de bulunacak ve şurada bulunacak bir derseniz arkadaşlar burada Java'nın bir suçu yok. Suç sizdedir. Yani projeniz bir çalışmayacaktır. Sebebi çünkü bu adresteki jarı bulamayacaktır. Yani hatta var ya bunu ben böyle bir dahil etsem bakın şu anda böyle bir jar dosyasını bakın nerede o? Şöyle add library user şunu bakın şöyle seçtim ve projeye bir dahil edebilirim şöyle seçerek bakın. Şöyle bakın. Şu anda bunun içindeki jar dosyaları bakın. Şu benim klasörümün içinde yani daha doğrusu kütüphanenin içinde. Şuraya gelsem yarın öbür gün ya dedim ki ya bunun adı şöyle olmasın da şöyle olsun. Bakın ismini bir değiştirdim. Sadece bir ismini değiştirdim. Şimdi şu tarafa bir dikkat ediyorsunuz. Hemen şöyle bir çarpı geldi. Bakın ne oldu? Sizin jar dosyalarınız bulunamadı işte. İşte hata. Bir isim değişikliği hataya sebep olur ve proje çalışmaz. O kişi yani bunu bulamadığı için yani bu jarları hatayla bir karşılaşır. Bu tarz böyle hatalar olmasın diye benim size tavsiyem projenizin içine bak şuradaki bu lip var ya şu klasörü şöyle olduğu gibi
kopyalayın. Yani belki çok masraflı olacak ama şöyle 14 MB ve de bunların içinden size bir lazım olanlarını da seçebilirsiniz. Mesela şöyle bir şu tarafa şöyle bir lazım olanlarını bir yani getireceğim. Bize bir lazım olanlardan birisi şu. Tamam mı? Şunları şöyle bir tek yani bir klasör altında bir toplayacağım. Yani bu klasörün adı şöyle olsun şimdilik. Mesela buradaki bütün şuradaki bir jarları şöyle almış oldum. Şuna artık gerek yok. Yani benim şu anda bu jarların hepsini bir kullanacağımı söylüyorum. Bir de bize ne lazım? Yani bu jarlar içinde JPA'nın içindeki şu jar lazım. Şunu da şöyle kopyaladım. Şöyle geldim. Şunun içine şöyle bir dahil ettim. Bir başka daha işime yarayacak jar olarak burada Entity Manager var. JPA'nın içindeydi. Ha, onu aldım zaten. Başka ne vardı? Yani bu jarlar içinde yani ilk fırsatta bunlar arkadaşlar. Yani böyle bir çok yer kaplamasın diye sadece bunları seçtim. Yani bir gerekli olan jarlar içinde şunu ve şunu şu ikisini kopyaladım. Şurada birleştirdim. Şöyle bir depo haline getirdim bunları. Şimdi bunları arkadaşlar projenin içine koyacağım. Bir projenin içinde bunu rahatlıkla bir kullanabilirim. Hatta istiyorsanız yani pek tavsiye edilmez ama şöyle hani burada bir jar deposu var ya şu MySQL'i de kullanıyorsanız şöyle kopyalayıp hani sürekli MySQL ile çalışıyorsanız o zaman yani bu dediğim bu yol yani gayet mantıklıdır. Şöyle yaparsınız. Gelirsiniz buraya. Şunun içine bunu da bırakırsınız. Bakın. Şimdi bu ya yani bunların hepsini buradan alıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkacağım. Şu dosyanın şöyle bir dışına. Şöyle şunu da artık yani eski haline getirebiliriz. Şuna diyelim ki lib diyelim. Şöyle kopyaladım bakın bunu. Olduğu gibi. Şunda bir işimiz yok. Ha, şunun içindekilerini silebilirsiniz arkadaşlar. Şunları bakın biz ismini düzeltince bunlar yerine bir geldi. Şunları şöyle hepsini seçip sildim. Şöyle finish diyelim. Şöyle diyelim. Bakın şu projenin içine kopyaladığım şu lip'i getirdim. Şu Hibernate'i ilk başta şuradan bir sileceğim. Şöyle. Bakın şu anda bunun içinde hiçbir şey yok yani. Şu kütüphanenin içinde bir şey yok. Yani bir şey bulunmuyor. Bakın şu anda bu lip'in içindeki bu jarları şu kütüphanenin içinde projeye dahil edeceğim. Yani bunun burada bu şekilde bulunması yani bu şu anda yani projenin içinde fakat kullanılmıyor. Sadece projenin içinde fiziki olarak. Yani orada bir duruyor. Bakın şimdi bunun içine şöyle properties dedim. Şöyle seçtim. Şuna edit dediğinizde bakın sadece ismini bir değiştirirsiniz. Ben bunu değil de şuradan şimdi bakın istediğim şu jarları projenin içindeki jarları bakın içinde bulunduğu için şu add jar'a geldim. Projenin içinde hemen şu lib klasörünün içindeki jarları yani oyuna bir dahil ediyorum. Tamam. Okey dedim. Buna da okey dedim. Şimdi buraya bir dikkat. Şöyle bir tazeleyelim projemizi. Burası niye gelmedi? Gelmiş olması lazım. Tamam. Tamam. Var var. Yani projemizi sadece şöyle bir tazelesek diyorum. Şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Şimdi bir dahil edeceğim arkadaşlar onu. Properties. Java. Şu kütüphaneyi bizim kütüphanemiz zaten. Seçtim. Şöyle de finish'tir. Heh, tamam. Şimdi geldi. Bakın şu anda şuradaki bu dosyalara şöyle bir dikkat edin. Bunlar şu projenin içinde şu anda kullanılıyor. Bakın bu kütüphanenin içindeki bu dosyalar var ya, şunlar. Bunlar fiziki değil arkadaşlar. Yani şu kütüphanelerin içinde şu gösterilen jarlar yani
şey olarak yani konum olarak bulunduğu yer olarak burada arkadaşlar yani bulunmuyor. Sadece onların yani bakın bulundukları adresler. Bu sorun değil. Yani şu hani C tarafında program faylının içinde eğer ki bir kişi Windows bir kullanıyorsa sorun yok. Ama Linux kullanıyorsa veya da bir başka işletim sistemi işte macOS kullanıyorsa burada da sorun olacaktır. Yani Steam'in yani bir normalde bu jarları da arkadaşlar böyle yani kopyalayıp yani bir dosya altında getirmeniz lazım. Mesela şu şuradaki gibi. Bunları da yani şöyle gidip şunların bulundukları konumdan yani bunları da şu bulundukları konumdan onları yani alabilirsiniz. Bunlar da tabii ki biraz daha zahmetli. Yani bizi burada ilgilendiren şey Hibernate arkadaşlar. Bakın bunları şu anda bakın projemize dahil ettik. Sorunsuzca kütüphanemizi yani oluşturduk. Şunlarla bir işimiz yok. Şunu da siliyorum. Şunlar sadece bizim için gerekli olan bakın jar dosyalarıydı. Bunları buraya aldım.